İnsanım diyorlar ya kendilerine bunlar. İt oğlu it. Tamam kardeşim, sakin ol. Hepimizi delirtti. Bir nefes alsan, ha başkomiser. Bir nefes alsan. Ya yemin ediyorum geberteceğim iti ya. Vallahi geberteceğim abi ya. Nerede beni sakinleştirmeye çalışan arkadaşım? Hı? Abi vallahi bak, bırakacaktım beni. Ümüğüne çökecektim bu. Bu durumun çocuğu. Bir sakin ol. Biz yokuz. Ya kusura bakmayın, ben bir elimi yüzümü yıkayayım abi. Ben de bir hava alayım. İnsan hiç kaldırmıyor değil mi? Yani yalan yok. İçimden Eren adam bir pataklasın, yani üstünden geçsin, bir öldüreseye dövsün istedim. Demek ki neredeyiz? Asla aynı fikirde olmadığımız yerdeyiz. Katil bile olsa savunurum, herkesin savunulmaya hakkı vardır diyen bir avukat Ceylin vardı tanıdığım. Az önce tarih oldu. Hayır, asla. Bazı şeyler ölümden bile daha beterdir. Ayrıca Cengiz'in katil olmadığını biliyorum. Bir dakika. Kimin yaptığını biliyorsun. Katilin kim olduğunu biliyorsun sen. Katil kim Ceylin? Nereden bileyim katilin kim olduğunu Ilgaz? Aa. Ceylin. Allah Allah, ne üstüme geliyorsun ya? Öyle bir saçma tahmin yani. Daralttın beni şu an. Yukarı çıkmak istiyorum. Bırak ya. Ceylin, şu tavrın, gitmeye çalışman, o kadar tanıdık, o kadar bildik ki seni çok iyi tanıyorum. Katilin kim olduğunu biliyorsun. Yanılıyorsun, bilmiyorum. Biliyorsun ve saklıyorsun. Ya diyelim ki biliyorum, bak. Diyelim ki diyorum, biliyorum demiyorum. Sana söylememe hakkımı kullanırdım. Neden? Çünkü benim işim suçluyu bulup adalete teslim etmek değil. Sonra savcılığa yardım edip olayı aydınlatmak hiç değil. Benim işim suçlu ya da suçsuz herkesin hakkı olan muameleyi görmesini sağlamak. Hakkını savunmak. Senin işin katili bulmak. Bulacağınızı da eminim, merak etme. Bu tavrından hiç hoşlanmadım. Ayrıca sana hatırlatmak isterim. Bu soruşturmanın içindeki kimsenin resmen vekili değilsin. Avukat müvekkil ilişkisinin dışındasın. Bu yaptığın açıkça hukuka aykırı. Bildiğimi varsaysak bile. Evet, bu şahısla müvekkilim değil ama ortağı olduğum hukuk bürosunun müvekkilleri. Bilmem anlatabildim mi? Şu tavrım bile acayip sinir bozucu. Kusura bakma Ilgaz. Gidiyor muyuz? Başkomiser, bir bakar mısın? Savcım. Bu aile üyelerinin ifadesini yeniden alacak mısınız? Öyle bir karar verirsen mutlaka haberiniz olur. Ortağınız yetiştirir sizi. Ben ne kaçırdım, ha? Nazar mı değdi muhabbet kuşlarına? Ceylin, ne oldu? Burada konuşmayalım, gel. Çay söyleyeyim mi abi ya? Çok yoruldum. Lani Hanım'lar evlerindeler mi? Yani gidecek başka yerimiz yok. Bir yere gidemeyiz dediler. Ben de iyi tamam dedim, geçin eve. Bu arada ekiplere de söyledim. İşinizi çabuk bitirin diye. Yani özetle evlerindeler. Şu abinin ifadesi bitsin. Meltem Hanım bir de evde anlatsın bakalım ne oldu, ne bitti. Bir nevi yer gösterme. Ekibe haber verelim. Benim kaleme de hazır beklesinler. Avukatlara haber verecek miyiz? Son dakika evet. Bir aksilik olmuş, atlamışız. O yüzden son dakika. Hmm. Bu atmanların da ifadelerini bir daha gözden geçirelim. İyice bir inceleyelim bu ifadeleri başlamadan önce. Abi bir şey mi oldu ya? Ben elimi yüzümü yıkamaya giderken her şey gayet normaldi. Bir döndüm, ortada 10.000 watt elektrik var ya. Ceylin biliyor katili. Nasıl ya? Emin misin? E kimmiş peki bu? Aşağıdaki şerefsiz mi? Abi Cengiz değil. E kim o zaman? Söylemedi kim olduğunu. Söylemeyecek de belli ki koruyor. Koruyor ha? Bu aşağıdaki şerefsizi korumayacağına göre... ailenin diğer üyelerinden biri.
İhtimal. Yüksek ihtimal. Bu mu Atman'ın ifadeleri? Evet savcım. Bu nasıl bir ortaklık Ceylin ya? Ha? Aşk olsun. Gerçekten aşk olsun. Ben senin için içimden yeni bir ben yarattım. Sen benden gerçekleri saklıyorsun. Ay söyleyemem. Niye ısrar ediyorsun ya? Ne? Çekeyim vekaletimi ister misin? Burnunu sokamazsın sorgu odasına. Kamp kursan Ilgaz seni içeri almaz. Dosyadan gidişattan minimum haberin olmaz. Peki bu nasıl ortaklık ha? Resmen ortağın tehdit ediyorsun. Yakışıyor mu sana? Ortağım kendine yakışanı yapmadığı için olabilir mi acaba? Gerçekten hiç mi güvenmiyorsun bana ya? Onca yaşanmışlık çöp müydü? Ay Allah Allah, ne alakası var Yekta, Allah aşkına ya. Tamam söyleyeceğim ama kimseye söylemeyeceksin. Söz. Şey, Ceylin abla. Sağ ol. Rica ederim. Bir şey mi oldu? İyi misin? Bir şey mi söyleyeceksin? Yok anne. Meltem? Şey... Tuvalet nerede acaba? Ben onu soracaktım. Gel ben seni götüreyim tuvalete. Gel. Geç sen. Bir dakika. Bana bir şey mi söylemek istiyorsun? Bulurlar mı? Katil kim? Bulur mu polis? Bulurlar tabii ki. Yani Ilgaz savcı da Eren başkomiser de zehir gibi. Merak etme, katilin kim o? İyi misin sen? Ne oldu? Bir şey söyle Meltem. Katilin kim olduğunu mu biliyorsun? Bana bak. Sen mi öldürdün? Bizim bunu saklamamız gerekiyor. Kimsenin Meltem'in babasını öldürdüğünü öğrenmemesi lazım. Yine bunu nasıl yapacağız Ceylin? Ha? O içerideki nükleer atık abi yapmamış. Misafiri bulmaları da an meselesi, o da gelip ifade verecek. Abiyle tutarlı ifade verdiğinde onu elerler. Geri kalıyor kör bir anneyle. Görmen geldi. Gerginim Ceylin, düzeltme beni. Kör bir anne ve bir çocuk kalıyor. 12 yaşında bir bıcır. Aa bir de Meltem. Öldürmek için taş gibi nedeni olan Meltem. Hatta öldüren Meltem. Nereye saklayacaksın kızı? Kapak gibi ortada. Bilmiyorum. Ayrıca davanın savcısı Ilgaz dikkatini çeker. Ayrıca bildiğini de anlamış. Yani işim biraz zor. Ya gece uykunda bile konuşturabilir seni öyle biri. Ya bu kız yıllarca eziyet çekti. Şiddet gördü, taciz edildi. Bütün umudunu, inancını, duygularını, her şeyini yitirdi. Sonra evine döndü. Evinde de babası tarafından ihanet edildi. Ya birilerinin de bu kızı koruyup kollaması gerekiyor. Tamam yani haklısın. Seninle aynı fikirdeyim, inanmazsın. Ama bunu nasıl yapacağız? Misafir bulunduktan sonra sevgili kocanın Meltem gerçeğine ulaşması maksimum bir saat. Saklayabildiğimiz kadar saklayacağız. Eğer öğrenirlerse de aklamaya çalışacağız. Kıza karşı haksız bir tahrik var. Meşru müdafaaya bile sokabiliriz. Hatta gerekirse başka şüpheliler yaratabiliriz. Bak elimiz güçlü, şanslıyız. Bıçakta kızın parmak izi yok. Meltem'i kurtarabiliriz. Ya hem bizim görevimiz değil ki suçluyu bulmak. Yani kolluk kuvvetlerinin, savcının görevi. Eğer Meltem'in yaptığını ispat edemezlerse suçlayamazlar da. Var mısın? Hızlı döndün sağlara. İşte bana bunlarla geleceğin en sevdiğim olaylar. Tabii ki varım. Sinirim bozuldu. Ilgaz şimdi Meltem'leri ifadeye almak için talimat verdi. Emniyet mabedine girdiklerini de ben de anlamıştım. O yüzden bizim hemen gidip Meltem'lerle önceden konuşmamız gerekiyor ki Ilgaz'ın ondan şüphelendiğini söyleyelim. Hadi polis.
Meğer bizim bilmediğimiz neler saklıyormuşsun içinde. Yalnız biraz gönül koydum, bastırmasan benden de saklayacaktın yani. Kemerini tak. Ama bu yani, bu düşünceli hallerim var ya, beni benden alıyor. Anında barışıyorum, affediyorum birden yani. Hadi gel gel gel, serbest gel. Yani anne kızının ifadeleri tutarlı savcım ya. Evet, hepsi hiçbir şey bilmiyoruz iddiasına dayalı. Üçü de yalan söylüyor.